Konuşmadan sonra, en son geldiğimizden sonra... İyi futbolcular, iyi adamlar da var çocuklar. Gayet iyi. Bu efsane geri dönüyor. Şu ana kadar gerçekten çok başarılı bir süre çalışmalarla dolu geçti. Ve Orduspor eski şanlı günlerine döndü aslında. Dolayısıyla biz sadece bu işlere katkıda bulunacağız. Sizin işlerinize karışmadan. Çünkü Ordu'nun zaten çok sportmen bir halkı var. Ordu hem sanatkar, hem sportmen, hem çok kişilikli bir şehir. Yani bu şehir çok kişilikli bir şehir. Çok gururlu, kimlikli bir şehir. Bunu da takımıyla gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? Kaç sene oldu? Hala o heyecanla, mor beyaz heyecanı, o menekşeler çıktı sahaya. Takır takır da efendice, delikanlıca oynadı. Burada bizim kaçıncı sırada olmamız önemli değil. Kaçıncı ilkte olmamız önemli değil. O delikanlık ruhu. Yani içimizin o kıpır kıpır etmesi var ya. Ben bir ara birkaç damla gözyaşı şey yaptım. Yani hatıralar geldi gözümün önüne. O stadyumun büyütülmesi, ışıklandırılması. O takımlar eskiden koşarak çıkardı, yürüyerek çıkmazdı. Yani eski Ordu Gücü, İdman Yurdu, 19 Eylül, Ocak, bunlar hepsi geldi ve daha da hoşuma giden tarafı eski oyuncular, eski futbolcular, eski topçular, hepsi gelmişti maça. Evet. O çok enteresan bir şey. Hepsi geldi. Yani üstünde falan Turgay'la hepsiyle oturduk, konuştuk. Ben hep böyle bilimsel tarafına da, teknik kısmına da ağırlık veriyorum. Size bahsetmediğim işin başka boyutları oldu. Federasyon Başkanı benim arkadaşım Nihat Bey. Üç büyükler başkanları daha evvel bakanken hep yardımcı olduğumuz sektörden kişiler. Çoğu da enerji sektöründe. Galatasaray'ın başkanı petrolcü. İkinci başkanı EPDK Başkanı Yusuf Bey. Beşiktaş olsun. Fenerbahçe zaten Ali Koç Bey hepsi arkadaşımız. Trabzonspor bizzat da oyuncu vermek istiyor. Yani öyle bir bizim aslında bir güçlü bir ilişki yönetimimiz var. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu biz sadece ufak dokunuşlarla oluşturacağız ama bu bir geçmişin temiz birikimi. Şimdi Orduspor şehir de çok temiz bir şehir. Kişilikli bir şehir. Takım da delikanlı, kişilikli bir takım. Hiç kötü anılmayan, kötü anıları olmayan, hep pırıl pırıl bir şey. Onun için biz onlara layık olmaya çalışacağız. Yani biz burada yeni bir ekol geliştirebiliriz. Sen bize güç veriyor. Estağfurullah. Ve yönetimin de ve futbol severlerin Orduspor kulübünün bu tekrar bu birlik beraberliği sağlamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi sizin burada evet ben yönetmeyeceğim, yönlendireceğim. Bu şehirde bir olalım. Mazimize, geçmişimize, geleceğimize sahip çıkalım. Bu ruha canlandıralım. Bu söyleminiz, bu duruşunuz, bu abilik duruşunuz herkese güç veriyor ve insanlar da mutlu olduğunu ve artık Orduspor Kulübü'nün gerçekten küllerinden yeniden var olduğunu, burada olması gerektiğini herkes yavaş yavaş görmeye başladı. Tabii ki bu göründüğü zaman dış etkenler veya bunu istemeyen, karıştırmak isteyen veya değişik düşünen insanlar mutlaka olacaktır. Biz herkese sizin de söyleminizle elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz Orduspor Kulübü olarak bu şehrin abisiyiz. Siz de bizim kardeşlerimizsiniz diyoruz. Bu birlik beraberliği sağlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu şu anda görenler de görmeyenler de, işine gelenler de gelmeyenler de var. Biz yine yolumuza bakıyoruz. Diyoruz ki kimseyle münakaşa edecek halimiz yok. Tartışma yeri değil burası. Biz bir yere futbol namına, spor namına bir şeyleri yapabilirsek bu bize mutluluk vermesi gerekiyor. Haricinden biz köşe başlarında orada burada dedikodu, söylemlerde falan bulunup da kendimizi bunlarla avutacak halimiz yok. Bizim amacımız bir şeyler üretmek. Biz sabahleyin ben 9'da kulübe gidiyorum, akşam saat 6'da çıkıyorum, 7'de çıkıyorum, bazen geç çıkıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, emek veriyoruz. Kimseyle de işimiz yok.
abimizin, şehrimizin abisinin de bizim yanımızda olması bizi gururlandırıyor. Ordu Spor Kulübü taraftarımız, halkımız adına, tüm Ordu Spor Kulübü'nü seven, sevmeyen, şehir adına, Ordu Spor Kulübü adına size çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız. İnşallah daha güzel şeyler yapar, projeler yapar. Spor adına bu şehre çok güzel şeyler kazandırırız. Tamamdır efendim, buyurun.